konumuza başlamadan önce küçük bir şey söyleyeceğim. Eğer telefonunuza PUBG Mobile beta'yı indirmek istiyorsanız açıklamada iki tane link var. Birisi App Store yani Apple için Apple'a yükleyebiliyorsunuz. Diğeri ise Android'dir dostlar. Android'de 6 GB yer istiyor yani 5-6 GB arası. iOS'ta ne kadar istiyor onu bilmiyorum. Eğer kurmak isteyip ben kendi elimle deneyip her şeyi öğrenmek istiyorum diyenler varsa oradan şu anda en güncel linkten indirebilir dostlar. Kendinize iyi bakın. Şimdi kalan yerde devam edelim videomuza. Çünkü daha videoyu başlatmadım diye biliyorum. Hadi geçek. Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Diyeceksiniz ki lan sen 2 gündür neredesin, şu kanala video at. Telefon garantide hala gelmedi. Bugün kargoya çıkmış, geldiğinde gameplay'le devam edeceğiz, onu şimdiden söyleyeyim. Çünkü bana Instagram'dan yazan var video at diye. Evet doğrudur. Tamam doğru. Şimdi yeni güncelde yeni gelecek şeyler var. Peki bunlar neler diyecekler, soracaklar varsa hemen açıklamak istiyorum. Yeni beleş sandık alma şeyleri geldi tabii ki de. Biz beleşçiyiz abi. Bize en çok yarayan şey beleş sandık, beleş ünvan, beleş, beleş, beleş. Yani benim kanalın genel şeyi sanırsam beleş. Herhalde bilmiyorum da. Şimdi dostlar bugün 17.3 sürümünün güncellemesi çıktı, yani betası çıktı. Bu oyuna ne zaman gelecek diyenler var, onlara da söyleyeyim. Royal Pass bittiğinde 1-2 gün sonra, yani en geç 1 gün sonra Royal Pass bittiğinde güncelleme gelir, haberiniz olsun. Yani ilk gün bitiyor, ondan sonra diyor ki işte güncel geliyor, ondan sonra diyor 24 saat süresi veriyor falan filan. O şekilde oluyor zaten güncellemeler, bunun hepinizin bildiğini düşünüyorum. Ayrıca yeni bir turnuva daha gelmiş, sizlere onu da göstereyim. Öncekinde demiştim ki burada bonus challenge var demiştim. Buradan UC kazanabiliyorsunuz dostlar. Buraya AUK deseni, AVM deseni falan da geliyor. Nasıl diyeyim? Yani adam öldürüyorsunuz, puan kazanıyorsunuz. Öyle bir bonus challenge diye bir kısım yapmışlar dostlar. Zaten ben buradan 100 UC almıştım çok eskiden ama. Bir 8 ay önce falan Indian'ın VPN ile bağlanıp almıştık. O zamanlardan beri takipçim olan varsa biliyordur diye düşünüyorum. Yoksa da yapacak bir şey yok. Şimdi sıra geldi diğerine. Burada sponsor maçı var. Onun yanında bir de dünyaların efsanesi. Yani senin İngilizcen yok diyecekler arkadaşlar. Yani bunu da biliyoruz artık. World League miydi? Yok. League neydi ki? Unuttum. Legends efsaneydi değil mi? Ya işte dünyanın bir şey gelecek. İşte dünyanın parlayan adamı mı? Dünyanın kaskı mı ne? Öyle bir şey var. Buraya ekstra bir şey daha gelmiş. Yani eskiden krev vardı. Şimdi 3 tane daha eklemişler. Sponsor maçından ne olacak bilmiyorum. Yani sponsorlu bir maç gibi gözüküyor. Yani Türkçe'ye çevirdiğim zaman ne olur bilmiyorum. Şimdi şu chatte tavuk dilenen ekip ya da motor dilenen ekip, motor atına numaramı veririm diyen ekip, lütfen şu chat'i salın abi. Bak, chat'i ne diye yapmışlar sohbet edin diye. Bizim bu chat'çiler ne yapıyor? Yok motor atana numaramı verir. Şimdi oyuna yeni bir şey daha geldi. Ne biliyor musunuz? Şimdi burada Word'u açabileceğim mi bilmiyorum ama açmaya çalışacağım. Şuradan şuraya basıyor. İzin ver diyorum. Mesela rastgele birinin profiline gideceğim. Buna send if gift diyorum işte. Tavuk at diyorum. Bunun profiline gittiğimde abi. Bak buraya tavuk ata basıyorum ya bak. Bir tane beleşten atma var diyor. He onu attık gitti. Sonrasında bak buraya arabadan sonra uçak gelmiş artık. Yani uçağın içine mesaj da yazabiliyorsun. Aha bunlara gayrı mesaj yazılıyor. Arabadan sonra mesaj yazabiliyorsunuz. Bak yani güzel bir şey ama ben bunları güzel yönde kullanan adamları hiç göremiyorum. Ha bu arada bana bu geldiğinde bana bir uçak atarsanız çok sevinirim. Uçak atanın videosuna yok. Uçak atanın adını videoya koyarım. Çok güzel oldu. Evet çok güzel, başarılı bir şekilde yaptık. Tamam Ferdi boş yaptın yeter. Artık başka ne gelecek diyecekleri onları da göstermeye geçeyim artık. Yani 25k popülerlik 1000 UC. Yani 1000 UC ona vereceğine bir adam bence 600 UC Royal Pass alır. Daha karlı, daha çok ödül alır. Yani Royal Pass'tan bile motor geliyor, yine popülerlik alırsınız. Yani bana kalırsa 1000 UC ona vereceğinize 600'e şey alın. Royal Pass alın abi. Şimdi sıra geldi başka şeye. Hani demiştik ki yeni silahlar, yeni arabalar, yeni böyle sandık alma görevleri falan filan. Onlar hep attık. Oyun bir şey daha getirdi. Ben videosunu çekmedim, onu da buradan söyleyeyim. Burada RC'de miydi? Aynen bak burada var diye bir şey var dostlar. Bu var modu yanlış değil değil mi bak. Ha tamam yukarıdaymış, hardcore moduymuş. Alttaki ne ya var? Neyse adını unuttum herhalde. Ha hardcore mod. Burada botsuz Erangel maçı var. Nasıl diyeyim yani sizlere? Bilgisayarda oynamış olduğunuz gibi. Yani PC PUBG oynayanlar bilir. 0 bot,
0 0 0. Yani botsuz bir maç oynuyorsunuz ve bunu eskiden de getirmişlerdi. Oynayanlar bilir, ben de oynamıştım. Orada mesela otomatik kapıları aç falan yok. Yani kendi elinizle açıyorsunuz. Silahın loot'unu kendiniz yapıyorsunuz falan filan. Öyle bir zorlu mod diyeyim dostlar sizlere. Yani bunu oynayacaklar var mı bilmiyorum ama ben buradan güzel gameplay'leri çıkarırım. J7'ine çöker. Yine kasa kasa oynarız. Bir şeyler yaparız. Dert etmeyin. Sonrasında burada Ranked Arena var. Peki bu Ranked Arena ne? Artık burada da rank asabiliyoruz. Yani TDM'yi boşa oynuyorsun falan yok. Hani level ile oynuyordun, tamamdır, bir şeyler alıyordun, gidiyordu, ödül veriyordu falan filan. Şimdi ise artık buraya reverse getirmişler. Ondan önce şuraya şeye bakacağım. Acaba QBS'i falan QBS diyorum. Pompalı vardı ya, DBS. Onu getirdiler mi diye baktım da yok, getirmemişler. Vallahi onu getireylerdi tamam. Yani bittik. Hayatta kalan olmazdı. Yani düşünseniz abi, seri sıkıyor. Onu buraya niye getirirlerse bittik zaten de. Neyse, ben ödüllere geçeyim. Burada reverse kısmına bastığımızda burada rank var. Mesela ben şu an bronz 5'teymişim TDM'de. Acaba burada Fatih olma var mı onu bilmiyorum. Yani tabii ki de bunun da sonu büyük ihtimal asla bitecek ama şöyle bir yana kaydırayım. Bronz 5, bronz 4. Şöyle silver. Gold var. Gold 5'te klasik sandık veriyormuş. Her sezon veriyorsa yani güzel de, acaba bunun sezonu ne zaman sıfırlanıyormuş? Bunun sezonu 2 haftalık. Yani diyor ki 21 Şubat'ta başlarım diyor. Yanında ne yazıyor? Nisan'da mı biterim diyor, Mart'ta mı biterim diyor, bilmiyorum da. Yani yukarıdaki tarihe bakarsak dostlar, bu ortalama nasıl diyeyim, 15 gün 14 gün 2 haftalık bir serüven gibi bir şey bu. Yani acaba burada eksi ne kadar yerik? Eksi 50 var mıdır ki? Yani bilmiyorum, geldiğinde görürüz. Sonra burada Crown var. Crown ne demekti? Ha, Ace var. Ace'i biliyorum az. Crown'da sanırım taç. İşte bu Ace'den sonra ilk 500'e girdiğimizde yine Fatih olabiliyor muyuz? Büyük soru. Mesela ben buradan Fatih olacağım bilsem kasarım abi. En zevkli maç zaten neredeyse bura. Bir de şeyde kasacaksınız bunu. Hani klasik silahlar oluyor ya, M4, AK falan oluyor. Grozasız. Normal. Orada oynayacağım. Mis gibi rank kasır. Burada bir de diamond veriyor. Bu diamond ne bilmiyorum. Grotus Kugul Head Key. Yani ne demek bilmiyorum. Yani ne demek? Sizce ne demek? Bunu aşağıya bir yazar mısınız? Ve aşağıda 1000 kademeye gelince mi ne diyor? İlk 1000'e girersen diyor sana Arena Master şeyini veririm diyor. Yani buradan da bir tane beleş ünvan. Zaten beleş ünvan, beleş ünvan, her taraf beleş ünvan. Şimdi diyecekler öbür gelecek sandıklar ne oldu? Hani o kadar beleş diyordun, onlar hala duruyor, merak etmeyin. Mesela şurada bir tane klasik sandık var. İkinci de yine değişik bir şey var, adını bilmediğimiz. Üçüncü de yine ünvan var. Artı burada işte galeriye şu 50 fotoğraf işini ben hala çözemedim. Galeri 500 zaman. Yani acaba aldığımız ödüllerin, hani tıklayıp göster paylaş diyorsunuz ya, bu öyle bir şey mi bilmiyorum. Yani bilsem güzel olabilirdi. Yani bilmiyorum abi. Neyse dostlar, bu videoluk benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Sizler için bugün 17.3 sürümünü PUBG Mobile'da inceledim. Bakalım diğer geldiğinde ne gelir bilmiyorum artık. Çünkü o kadar çok şey geliyor ki, beta geliyor ki, belki 17.4 de gelecek, hiç bilemem güncel gelmeden önce. Yani eğer 17.4 gelirse bilin ki paylaştım demektir. Orada da ne geleceğini bahsederiz zaten. Yani neyin geleceğini artık öğrendiğinizi düşünüyorum. Yok weekend'de de kış moduydu, yok yeni arabaların şekilleriydi falan filan, yeni DBS silahıydı, hatta Uzi'ye scope bile var da, yani bayağı bir şey var. Herhalde S12 güzel bir şey gelecek. Daha Royal Pass ödüllerini de paylaştık sizlerle. Neyse dostlar, bu videoluk benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Telefonum en kısa sürede garantiden gelirse gameplay'leri devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer videoda görüşürüz. Aşağıdan şöyle bir like atarsanız iyi olur ha. Like atın. Ve bu beta sürümünde bana tavuk atın. Evet. Beta. Neyse, görüşürüz, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.